ay hangi kitabı okuduk? Kucaklarımızla. Şeyi kurtardık. Benim sevdiğim kısımlar. Ya sevmediğim kısımlar. Sevmediğim kısımlar. Koca sevimli devle diğer devlerin koca sevimli bir zorbalaması, işte atıp tutmaları. Sevdiğim kısımlardan biri de koca sevimli devin rüyalar diyarına gidip oradan rüyaları toplayıp tekrar rüya oluşturma aşamaları. Sophie'nin izlediği. Koca sevimli dev! Benim en sevdiğim kısımlar sonlarına doğru oldu. Böyle Elizabeth'le falan tanıştığı kısımlar benim en sevdiğim kısımlardı. Bence 6. sınıflar için uygun bir kitap. Ben kitabı sevdim. Ben kitabı yaşıtlarıma öneririm. Çok sevdim ve çok beğendim. Kitapta en sevdiğim kısımlardan birisi de Sophie ile Dev'in çok iyi anlaşması oldu. Ve birlikte rüyalar avlıyorlardı. Sonra en çok şaşırdığım bölüm Kraliçe Elizabeth'in Dev'i çok normal karşılaması oldu. Kitapta en sevdiğim bölüm devleri kaçırıp çıkartmaları ve üstüne hayat öyle beslemeleriydi. KSD ve Sophie'nin iletişimini bayağı bir sevdim yani. Çok tatlılar. Nasıl seviyorsun? Mesela koca sevimli okumayı, yazmayı çok bilmiyor. Kemik kıran yaptıkları karakol sol şakası çok güzeldi bence. En sevdiğim bölüm Kraliçe Elizabeth'in Sophie'yi gördüğü andaki sevinciydi, heyecanıydı. Ben orayı çok beğendim. Koca sevimli dev rüyalar diyarından karakol kolos aldığında hangi deve karakol? Hem koca sevimli devin yazar olduğu yer. Komik bulduğum yerde diğer devlerin koca sevimli devi voleybol topu gibi kullanıp voleybol oynamasıydı. Hocam mesela Mısır'daki insanlar Mısır'a benziyormuş dedi. Tamam başka? Başka? Bir tane daha vardı. Pandispanya kekine benzeyen insanlar var. Sophie kaçırdığı için üzülüyordu. Orada da annem ve baban seni özlemiştir diyordu. Sophie ona karşılık olarak bir cevap veriyordu. Orada ne diyordu? Devlerin isimlerini çok beğendim. Bir iki tane isim söyler misin bize? Çocuk koca devimlisi. Koca devimlisi. Evet. Koca sevimli dev. Başka? Tek lokma da bir tane. Evet. Bir tane daha söyle. Çocuk çıtlatan. Ben de çocuk çıtlatan mıydı? Kemik çıtlatan mıydı? Çocuk çıtlatan. Güzel. Kraliçenin askerleri vardı. Devleri yakalıyorlardı. Tamam, kitabın en sonunda ne olmuştu? Hatırlıyor musun? Yazar yapmışlar. Güzel, okumuş. Bu bilgiyi bildim. Şu koca sevimli devde yaşanan ilk şeydi. Kavgaydı, çalışmaydı. Rüyatoyu çıkarttığı zaman. O çok güzeldi hocam. Çok fazla sevdiğim yer var. Devlerin isimlerini sevdim. Benim beğendim değil de merak ettim bir yer. Evet. Acaba kızı kaçırmasalar bilmiyorum. Güzel bir soru. Kaçırmasaydın ne olurdu bilmiyorum. Rüyalar diyarına gittiklerinde bir kabus almışlardı. Onu sevmesi falan. Herkes ondan korkuyor ama kraliçe ona böyle çok yakın davranıyor. Sevmediğim kısmı da hocam. Bütün kitap boyunca hocam mesela her şey böyle olayları anlatıyorlar hocam böyle en ufak ayrıntısına kadar. Sonu ama çok hızlı geçti benim için.